Merhaba değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bir önceki dersimizde Freud'un geleneksel psikanalitik kuramı kapsamında sizlerle topografik yapıyı incelemiştik. Dünkü dersimizi kısaca hatırlatmak gerekirse sevgili arkadaşlar, Freud geleneksel psikanalitik kuram kapsamında 3 temel incelemeden söz ediyordu. Bunlardan ilki sevgili arkadaşlar, topografik kuram, topografik kişilik kuramı. İkincisi, yapısal kişilik kuramı. Üçüncüsü de psikoseksüel gelişim kuramıydı. Dünkü dersimizde topografik kişilik kuramı kapsamında 3 temel öğeden söz etmiştik. Bunlar bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak karşımıza çıkıyordu. Bugünkü dersimizde yapısal kişilik kuramını incelemeye başlayacağız. Arkadaşlarım, yapısal kişilik kuramını sizlere bir şablon üzerinde anlatacağım. Şimdi bu şablon içerisinde sevgili arkadaşlar, bu şablon içerisinde varsayalım ki şurası id'i temsil etsin. Şurası egoyu temsil etsin. Şurası da sevgili arkadaşlar süper egoyu temsil etsin. Arkadaşlarım aklınızda bulunsun. İd'in diğer adı alt ben. Yani alt benlik ya da birincil süreçler olarak karşımıza çıkar. Ego ise ben demektir. Ben, yani benlik demektir ki ikincil süreçleri işe koşar. Süper ego ise sevgili arkadaşlar üst ben, yani üst benlik olarak adlandırılır. Değerli arkadaşlarım, burada id ile başlayacak olursak, id doğumla birlikte karşımıza çıkar. Başka bir deyişle, bir insan dünyaya geldiğinde id'e sahip olarak dünyaya gelir. Peki ne vardır id'in içerisinde? İd sevgili arkadaşlar, haz ilkesiyle çalışır. Haz ilkesiyle çalışır. Başka bir deyişle hedonizm karşımıza çıkar. Yani id'in aradığı tek şey vardır, haz arayışı. Acıdan daima kaçınır, sıkıntıdan daima kaçınır. Aradığı tek şey hazdır. Ve sakın unutmayın, id zaman, mekan dinlemez. Haz veren bir şeyi hemen o anda gerçekleştirmek ister. Yine sevgili arkadaşlar, id cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle doludur sevgili arkadaşlar. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle doludur. İd ruhsal enerjinin, başka bir deyişle libidonun kaynağıdır değerli arkadaşlarım. Mesela az sonra göreceğiz. Egonun ve süper egonun kendine ait bir enerjisi yoktur. Ego ve süper ego İd'den aldıkları enerjiyle çalışır arkadaşlar. İd, kişiliğimizin en bencil, en ilkel yanı olarak karşımıza çıkar. En bencil, en ilkel yanımızdır. Ve id bazen hemen olsun diye tutturmuş bir çocuğa benzetilir. Buradaki çocuk benzetmesinin sebebi şudur. Mesela biliyorsunuz işlem öncesi çağdaki bir çocuk ben merkezci yanı sebebiyle bir şeyi istediğinde onun hemen o anda olmasını ister. Mesela hadi oynayalım der size. Tamam, yemeğimi yiyeyim oynayalım dersiniz. Hayır hayır, hadi şimdi oynayalım der çocuk size. İşte it de böyledir. Haz verici bir eylem söz konusuysa onun hemen o anda gerçekleşmesini ister. Kişiliğin ortaya çıkan ikinci yapısı sevgili arkadaşlar, egodur. Ego
bendir, benliktir. Ego doğumdan sonra yaklaşık 6. ay belirmeye başlar ama ortaya çıkışı 2 yaştır sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ego doğumdan sonra 6. ay itibariyle belirmeye başlar ama kendini göstermesi 2 yaşlarını bulur. Ego sevgili arkadaşlarım gerçeklik ilkesiyle çalışır. Gerçeklik ilkesiyle çalışır. Ego aslına bakarsanız bir arabulucu, uzlaştırıcı görevi üstlenir. Çünkü itten gelen ilkel istekler az sonra görecek olduğunuz süper ego tarafından engellenmeye çalışılacaktır. İşte tam bu noktada ego bir nevi it ve süper ego arasındaki arabulucu, uzlaştırıcı gibi görev yapar. Mesela ego ile ilgili en çok karıştırılan yan şudur sevgili arkadaşlarım. Birinci görev. Arkadaşlar şunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Egonun birinci görevi itten gelen isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Egonun birinci görevi itten gelen isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Arkadaşlar aslına bakarsanız ego iki efendisi olan bir uşaktır. Bakın ego iki efendisi olan bir uşaktır. Çünkü id de egonun efendisidir. Süper ego da egonun efendisidir arkadaşlar. Ama egonun tekrar ediyoruz. Birinci görevi itten gelen isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Mesela Freud şöyle der. Benlik der. Yani birey der. Kendi kalesinin efendisi değildir der. Gerçekten der. Bakın benlik yani sen kendi kalenin efendisi değilsin. Zaten ego yani ben bir neye benzetilmiştir? Uşağa benzetilmiştir. Arkadaşlar peki ego birinci görevi olan itten gelen isteklerin gerçekleşmesini nasıl sağlar? Bunun için erteler ve plan yapar. Nitekim arkadaşlar buradaki dikkat ediniz ertelemek ve plan yapmak dediğimiz olay ikincil süreçler olarak adlandırılır. İkincil süreçler olarak adlandırılır. Ki bunu az sonra örnekle açıklayacağım size. Ego yeri geldiğinde savunma mekanizmalarını kullanır. Ego kişiliğinizin karar mekanizmasıdır. Mesela sağlıklı bir ego gelişimi dediğimizde aslında söylenilen şey sağlıklı bir benlik gelişimidir sevgili arkadaşlar. Bunun da nasıl olduğunu yine az sonra göreceğiz. Değerli arkadaşlarım kişiliğin ortaya çıkan üçüncü yapısıysa süper egodur. Kişiliğin ortaya çıkan üçüncü yapısı tekrar ediyorum süper egodur. Süper ego doğumdan sonra yaklaşık 5 ila 6'lı yaşlarda ortaya çıkar. Yani dünkü dersimizde de aslında size kısaca anlatmaya çalıştım. Yaşamın yaklaşık ilk 6 yılında henüz süper ego yoktur sevgili arkadaşlar. Süper ego bir kişinin ahlaki yanıdır. Ahlaki yanıdır. Başka bir deyişle sevgili arkadaşlar, süper ego dediğimizde yasalar, kanunlar, kurallar, örf, adet, gelenek, toplum, din, diğer insanlar gibi bireye baskı uygulama gücü bulunan
aslında her şeyi temsil eder değerli arkadaşlarım. Yani siz bir şey yaparken ya el alem ne der? Ya millet ne der? Dediğiniz an aslında kim devreye girmiştir? Süperego devreye girmiştir. Süperego sevgili arkadaşlarım, kişiliğinizin mükemmeliyetçi yanıdır. Aslına bakarsanız arkadaşlar, neden mükemmeliyetçi yanımızdır? Kendinize şu soruyu sorun. Acaba toplum kime mükemmel der? Mesela Ahmet Bey mükemmel bir insan dediğinizde aslında burada anlatılmak istenen şey Ahmet Bey'in toplumsal normlara, örfe, adete, geleneğe, kurallara harfiyen uyduğu anlamı çıkar. Ya da bir veli toplantısına gittiniz. Bir öğretmen diyor ki Ayşe mükemmel bir öğrenci diyor. Aslında söylemeye çalıştığı şey oradaki kurallara, normlara harfiyen uymasıyla alakalıdır arkadaşlar. Ve gerçekte süperego iki parçalı bir yapıya sahiptir. Arkadaşlarım süperegoda iki parça var. Bu parçalardan birincisi ego ideali, ikincisi ise vicdandır. Tekrar ediyorum. Süper ego yani üst benliğiniz iki parçalı bir yapıya sahiptir. Ego ideali ve vicdan. Ego ideali dediğimiz yapı toplumu baz alarak size şunu yap, şunu yapma der. Vicdan ise yapmaman gereken bir şey yapınca suçluluk hissetmeni sağlar. Mesela size basit bir örnekle süreci açıklamaya çalışayım. Otobüsten indiniz ve evinize gidinceye kadar yaklaşık bir 10 dakikalık yürüme mesafesi var. Tam da o esnada tuvaletiniz geldi. Şimdi dikkat edin, otobüsten indin, eve gideceksin, 10 dakika yürümen gerekiyor ama tuvaletin geldi. Git ne diyor? Koyver gitsin diyor. Bak çok net, az önce anlattım, it kimdi? Hemen olsun diye tutturmuş bir çocuktu. İt, bireye haz veren, keyif veren bir şeyin hemen o anda yapılmasını arzular sevgili arkadaşlar. Hemen o anda yapılmasını arzular. Haliyle mantık şudur. Otobüsten indin, eve gidiyorsun, yürümeye başladın, çişin geldi, koyver gitsin. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu anda it bir şey arzuladı. Bir şey istedi. Her istek bir enerji taşır. Bakın şu anda bir enerji açığa çıktı mı? Çıktı. Bakınız bu enerji bir yandan egoyu, diğer yandan süper egoyu uyarır. Az önce anlatmaya çalıştığım olay tam da buydu. Size az önce bir cümle kurdum. Ne dedim? Egonun ve süper egonun kendine ait enerjisi yoktur. Bu ikili idden aldıkları enerjiyle çalışır. Bakınız değerli arkadaşlar, ego ve süperego idden aldıkları enerjiyle çalışır. Peki ego bu süperego bu enerjiyi aldı. Ne diyecektir? Manyak mısın sen diyecektir ya. Sen ne yapıyorsun diyecektir ya. Ayıp denen bir şey var diyecek. Sen kocaman adam hiç yürürken herkesin ortasına altına işer mi diyecek. Yani başka bir deyişle idin arzuladığı bu şey süper ego tarafından kesinlikle ne yapılacak? Reddedilecektir sevgili arkadaşlar. Hayır diyecektir. Öyle şey olmaz diyecektir. Çünkü süper ego bizim hangi yanımızdır? Ahlaki yanımızdır. Yasalardır, kanunlardır, kurallardır, örf, adet, gelenek, toplum, din, diğer insanlar. Millet ne der? El alem ne der dediğimiz an kim karşımıza çıkmıştır? Süper ego karşımıza çıkmıştır. Galiba Can Hoca orada bekliyor. Alalım isterseniz hocam Can Hoca'yı.
Dışarıda bekliyor. Buyurun Can Hocam. Freud anlatıyorduk. Buyurun gelin lütfen. Ben abi geldim. Lütfen, lütfen buyurun, lütfen. Sizin uzmanlık alanınız, buyurun. Lütfen, lütfen, buyurun, buyurun. Yaptım da kamerada program çıktı abi. Sen de dedin bir sabote edeyim. Gel, gel, gel. Flaş yok. Şey anlatıyorduk, id ego, süper ego, yapısal kura anlatıyorduk. Ben tam şuyum işte. Sen. Aynen. Ben yani, adeta süper egonun... Şöyle kameraya bakarak, kameraya bakarak. Ben süper egonun vücut bulmuş halim gençler. Yani... Bunu Can Hocanız ahlaki yanımızdır. Ahlaki yasalar, kanunlar, kurallar, örf, adet, gelenek, toplum, din, diğer insanlar. Yani mükemmeliyetçi yan. Tam yani tarif ediyor abi. Tam sen. Şuraya Can yazar mısın abi? Yazalım. O halde şuraya. Can yazalım tamam. Yanlış öğrenmeler gerçekleşmesin. Gerçekleşmesin tamam. Abi ide de bayram yazalım. Bayram yazmayalım. Yazmayalım. Onu yazmayalım. Ben şunu yazayım. Hadi 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 sen git hadi. Sen git. Bayram yazalım. Oraya yok. Oralara beni alet etmeyin o işlere. Hadi. Şimdi arkadaşlar biz örneğimize geri dönelim. Ne anlatmıştık? Çıktınız. Otobüsten indiniz. Eve doğru gidiyorsunuz. Birden tuvaletiniz geldi. İt ne dedi? Koy ver gitsin. Süper ego ne dedi? Sen ne yapıyorsun dedi ya. Manyak mısın sen dedi. El alem ne der? Millet ne der? Koca adam hiç altına işer mi dedi? Şimdi dikkat edin. Kim devreye giriyor? Ego devreye girdi. Peki. Çok iyi anlayın burayı. Egonun birinci görevi itten gelen isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bak, ego iki efendisi olan bir uşaktır ama en önemli efendisi ittir. Peki sonra ne olacak? Hemen anlatayım. Muhtemelen aralarında şöyle bir konuşma geçecek. Ego diyecek ki ide, abi çok az bekle ben bu işi çözeceğim diyecek. Sonra süper egoya bakacak. Abi eve gidinceye kadar tut diyorsun ama vallahi bu adam tutamaz. Az sonra yolda altına işer, rezil oluruz sana söyleyeyim diyecek. Süper ego diyecek ki egoya, tutamaz mı? Abi ben adamı tanıyorum, tutamaz. Birazdan altına işer, rezil oluruz. Süper ego egoya bakacak diyecek ki, ne yapacağız? Ego bakacak, süper egoya diyecek ki, vallahi abi bana sorarsan, şurada ağaçlık bir yer var, gördün mü? Gördüm. Bak oraya girer, işimizi görürsek hiç kimse bizi görmez. Görmez mi? O iş bende abi. Sen bana bırak. Neyse kişi gidecek ağaçlık bölgeye, işini halledecek. Peki soru. İd mutlu mu? Mutlu. Çünkü eve kadar beklemedi. Süper ego mutlu mu? Mutlu. Çünkü kimse görmedi. Ne şiş yandı ne de kebap. İşte sevgili arkadaşlar, egonun işi budur. Ego, dikkat ederseniz az önce ne yaptı? İtten gelen isteği önce çok kısa bir süre, evet, erteledi. Abi bir saniye halledeceğim dedi. Sonra bu isteği gerçekleştirecek uygun bir plan yaptı sevgili arkadaşlar. Yani egonun işi şu. İt, dersin başında ne anlattım size? Mekan, zaman tanımaz. Hemen o anda olsun ister. Ego ise bir plan yapar. Yani zamanı ve veya mekanı ne hale getirecek? Uygun hale getirecek bir plan yapar sevgili arkadaşlar. Yani bu surette ne şiş yanar ne de kebap şeklinde düşünebilirsiniz. Burada değerli arkadaşlar asla şunu unutmayın. Çünkü sınavlarda hep karıştırıyorsunuz. Ego sizin ahlaki yanınız değildir. Ego sizin ahlaksız yanınız da değildir. Egonun ahlaklı olmak ya da ahlaksız olmakla bir alıp veremediği yoktur. Ego erteler, plan yapar. İşte bu nedenle sizden çok rica ediyorum arkadaşlar, şunu anlayın. Eğer bir davranış planlı olarak yapılmışsa bu planı yapan egodur değerli arkadaşlar. Şimdi size bir soru. Adamın biri artık iflasın eşiğinde.
evde karısının, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor, bir sürü insana borcu var, şudur budur. Ve bir süreden beri evin karşısındaki kuyumcuyu gözetlemeye başlıyor. Kuyumcu saat kaçta dükkanı açar, öğle arasına kaçta çıkar, akşam dükkanı kaçta kapatır, en yoğun olduğu saatler nelerdir? 2-3 hafta gözlem yaptıktan sonra bir gün başına maskeyi takıyor. Kuyumcunun çok sakin olduğu bir saatte içeri giriyor, elindeki silahı adamın kafasına dayıyor, içerideki altınları alıp kaçıp gidiyor. Şimdi size bir soru. Bu örnekte bu adamın birkaç hafta kuyumcuyu gözlemesi, başına bir maske takması, gitmesi, silah doğrultması, içerideki ziynet eşyalarını alıp kaçıp gitmesi. Acaba bunu kim yaptı? Mesela böyle bir soru geldiğinde ilginç bir şekilde hep it diyorsunuz. Ama sevgili arkadaşlar, bir şeyi kaçırıyorsunuz. Buradaki davranış nasıl bir davranış? Evet, planlı bir davranış. Bakın dikkat edin, 2-3 hafta boyunca gözlem yaptı, plan yaptı, başına bir maske geçirdi. Bu planlı bir davranıştır. Planlı bir davranış olduğuna göre bunu yapan egodur. Peki hocam, id olsaydı, vallahi id olsaydı, adamın birden o anda soygun yapma isteği mi geldi? İçeri girerdi, ver lan altınları derdi. Adam ne diyor deyince iki tane vururdu, güvenlik kamerası beni çekiyormuş, yakalanırmışım. Öyle değil, altını alır çeker giderdi. Çünkü it bir hayvandır. İt bencildir, ilkeldir. Planla falan uğraşmaz. Bir şeyi düşündüğünde ona haz verecek, keyif verecek şeyi hemen o anda yapar. Eğer planlı yapılıyorsa artık egodur. Peki hocam, süper ego olsaydı? Süper ego olsaydı bu kişi acından ölür ama asla hırsızlık yapmazdı sevgili arkadaşlar. Bakın, asla hırsızlık yapmazdı. Sizlere geçmiş yıllarda yöneltilmiş bir sorudan söz edeyim. Aslında bir roman özeti. Özetin özetini yapalım. Adamın birisi şehir merkezinde oturan arkadaşını arıyor. Diyor ki, ben diyor çalışmak için oraya geleceğim diyor ama orada bir evim yok. Birkaç haftalığına senin evinde kalabilir miyim diyor. Adam diyor ki, ne demek diyor, sen benim kardeşimsin, gel istediğin kadar kal diyor. Bunu söyleyen adam da evli bir adam. Neyse, bizimki gidiyor arkadaşının evine, orada misafirliğe başlıyor. Ama bir süre sonra ev sahibi beyefendinin eşiyle misafir beyefendi arasında bir gönül ilişkisi başlıyor. Hatta bu öylesine bir noktaya geliyor ki bunlar birlikte kaçmayı planlıyorlar. Ama daha sonra kadın şöyle diyor, bak diyor, evet seninle gitmeyi isterim ama diyor, benim kocam bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Ayrıca biz beraber gitsek bile hiç kimse bizim ilişkimizi onaylamaz diyor. Soru, bunu söyleten it midir, ego mudur, süper ego mudur? Bakalım. Kadının ağzından çıkan ilk cümle neydi? Benim kocam bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Ne hissettiniz az önce? Evet. Kadın vicdan yapmaya başladı mı? Suçluluk hissetmeye başladı mı? Peki sonra ne dedi? Ayrıca hiç kimse bizim ilişkimizi onaylamaz. Yani diğer insanlara vurgu yaptı mı? Alın size süper ego. Peki hocam, ne olsaydı cevap ego olurdu? Hemen anlatayım. Bu ikisi birlikte bir kaçış planı yapsaydı ve kaçsalardı bu ego olurdu. Bakın tekrar ediyorum. Kaçış planı yapsalardı ve kaçsalardı ego. Neden? Çünkü planlı bir kaçış olurdu. Egonun işi budur, plan yapmak. Peki neden kaçmadı? Neden gitmedi? Çünkü kocam bunu hak etmedi dedi. Vicdan. Hiç kimse bizim ilişkimizi onaylamaz dedi. Diğer insanlar vurgusu yaptı. İşte arkadaşlar, kişiliğinizin ahlaki yanı, toplum, acaba el alem ne der, millet ne der dediğiniz an süperego devreye girmiş demektir. Arkadaşlar peki, sağlıklı kişilik gelişimi nedir? Bakın, it ya da süperegonun aşırı gelişmesi sağlıklı değildir. Neden biliyor musunuz? Eğer süperego çok fazla gelişirse birey asla kendisi olamaz. Unutmayın, ego ben demektir. Sizsiniz. Eğer süperego çok fazla gelişirse asla kendiniz olamazsınız. Diğer insanlar ne diyor? Millet ne diyor? Tüm hayatınızı buna göre yaşarsınız. Evet, insanlar size Ahmet mükemmel bir insan der belki ama bu şu anlama gelir. Sizin asla kendiniz
olamadığınız anlamına gelir. Hatta bunun bir başka riski şudur. İtten gelen istekler süperegonun çok güçlü baskısı tarafından geri gönderilirse unutmayın enerji asla yok olmaz. Burada birikmeye başlar. Ve bir gün o kadar çok birikim gerçekleşir ki burası güm diye patlar. O patlamanın olduğu zaman diliminde kişide ya bir akıl hastalığı ya da sapkın davranış ortaya çıkar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Süperegonun çok fazla gelişmesi, itten gelen isteklerin her seferinde ertelenmesi sağlıklı bir şey değildir. Peki hocam, it çok fazla gelişse, it çok fazla gelişirse, toplumsal yapıyı hiçe saymak, egonun bir plan yapmasına bile müsaade etmemek toplumdan dışlanmaya yol açar bu kez de. Sağlıklı kişilik gelişimi, egonun sağlıklı şekilde çalışması ile mümkündür. Doğru planlar yapmakla mümkündür sevgili arkadaşlar. Yani bunu aklınızdan çıkartmayın. Hadi şimdi son bir örnek verip dersimizi tamamlayalım. Sınava girdiniz. Matematiğiniz çok kötü ve bu sınavı geçemezsiniz. Bir yıl daha tekrarlayacaksınız. Önünüze de matematiği çok iyi bir arkadaşınız oturdu. Kağıtta açık görebiliyorsunuz. İt ne diyor? Kopyacak, kopyacak, bak 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 diyor. Süperego ne diyor? Sakın diyor. Sakın bakmayacaksın diyor. Ego ne diyor? Bakalım ama kimse görmesin diyor. Bak unutma. Egonun birinci görevi bir daha oku. İtten gelen isteğin gerçekleşmesini sağlamak. Ne diyor ide? Bakalım abi. Evet bakalım. Ama kimse görmesin. Yani yakalanmayalım diyor. İşte hikaye bu. Bir kez daha söylüyorum. Ego ahlaklı değildir. Ego ahlaksız da değildir. Egonun işi itten gelen isteği gerçekleşmesini sağlamaktır. Ama bunu yaparken toplumla uzlaşı halinde olmaya da devam etmektir. Bakalım ama kimse görmesin. Hadi tuvaletimizi evimize kadar tutmayalım ama ağaçların arasında kimse görmesin. Evet gerekirse orayı soyalım ama yakalanmayalım. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet değerli arkadaşlarım, böylece yapısal kişilik kuramını da tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Freud'un psikoseksüel gelişim dönemlerini incelemeye başlayacağız. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalın sevgili arkadaşlar.